Gündemi programıyla karşınızdayız. Bugün iletişim, doğru iletişimin neden önemli olduğunu ve daha da ziyade aslında ekonomi biliminin yükselen trendi diyelim, son zamanlarda çok popüler ve gündemde olan konusu aslında davranışsal ekonomi hakkında konuşacağız. Tabii konu davranış, algı, işte sosyal medya gibi şeyler olunca hani aslında ekonomi biliminin beşeri bilimlerle ilişkisine biraz daha vurgu yapacağımız için bir iletişim uzmanıyla bunları konuşacağız. Sibel Öztaş Hanım'la. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Merhabalar. Tabii biz daha çok son zamanlarda biraz daha böyle yerel Elazığ ekonomisine yönelmiş durumdaydık. Ne zamandır aslında biraz daha böyle teorik programlardan uzak kaldık. Ama dediğim gibi programın da başında açarken iktisat bilimi, ekonomi biliminde artık yükselen bir trend var. İşte insan davranışları, tüketici davranışları gibi konular her geçen gün önem kazanmaya başlıyor. Bu nedenle de ekonomi biliminin birçok bilimle ilişkisi var ama son zamanlarda işte sosyoloji, iletişim gibi alanlarla aslında beşeri bilimler bunların hepsi çok daha ilişkili hale geldi. Biz de bir daha iletişimin içerisinde olan, iletişimden anlayan bu işin uzmanıyla konuşalım istedik. Öncelikle Sibel Hanım'ı bir tanıyalım. Öncelikle bizi izleyen herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum. Yüksek lisansımı Gaziantep Üniversitesi'nde yaptım. Yine iletişim bilimlerinde yaptım. Hatta birkaç ay önce falan mezun oldum. Yeni mezunum. Onun dışında Elazığ Gün Işığı gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Haftada bir gün, cuma günleri ortalama işte köşe yazılarım yayınlanıyor. Bu takip şekilde ediyoruz. Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Sibel Hanım, çok aslında sosyal medyada çok rast geldiğimiz bir cümle ama ben doğru olduğuna da inanıyorum. Yanlış üslup doğru cümlenin, doğru lafın düşmanıdır diye. Hani buradan bir girelim istiyorum aslında. İletişim nedir ya da doğru iletişim neden önemli? Şöyle söyleyeyim hocam. Doğru iletişimi geçmeden önce çok kısa hani bir iletişime bakalım dilerseniz. İletişim dediğimiz şey aslında çok karmaşık bir yapı. Yani iletişimin tanımına baktığımız zaman çok fazla tanımlamalar olduğunu görüyoruz literatüre baktığımız zaman. Hani bunun nedeni iletişimin gerçekten hayatın kendisi olmasından dolayı, net bir şey ihtiva etmemesinden dolayıdır. Ama hani seyircilerimizin de anlaması açısından şöyle bir hani kısa bir şöyle şu şekilde bir örnek vereyim. Mesela sabah uyandık. İlk ne oluyor? İçsel bir iletişimimiz başlıyor. Ne oluyor? Kendimizle. İşte acaba bugün ne yapacağım? Nasıl geçecek? Bugün bu planları yetiştirebilecek miyim? İşte şöyle bir toplantım var diyerek kendi içimizden de konuşuyoruz. Bu aslında bir içsel iletişim. Onun dışında işte evden çıktık, diğer insanlarla sosyalleştik, iş yaşamı var vesaire, aile yaşamı var, özel yaşamımız var. Bunların hepsi aslında bir iletişim türü. Yani iletişim dediğimiz şey aslında tamamıyla bir ideoloji. Hani ideoloji bazen insanlar karıştırırlar ya, ideoloji neydi falan derler. Aslında ideoloji bizim yaşam biçimimiz. Yani sabah uyandığımızdan akşam uyuyana kadar hatta uyuduktan sonra da devam eden bir süreç, iletişim süreci. Ha, iletişimde doğru iletişim hani neden önemli? Bu konuya baktığımız zaman da aslında öncelikle hani iletişimde yaptığımız hataları, eksikleri görmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü doğru iletişimde hani doğru iletişim neden önemliden çok biz toplum olarak, insan olarak hani iletişim bağlamında yapmış olduğumuz hatalar bize nelere mal oluyor? Biz gün içerisinde eğer doğru şekilde bir iletişim kurmazsak işte patronlarımızla, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla ne olur bizim iletişimimiz aksar. Bir şey yapacaksak hani bir nasıl söyleyeyim bir iş yapacaksak bu işimizin aksamasına neden olur. Ve hani iletişimde ilk etap şey, benim için mesela en önemli şey şudur. Başarılı olabilmek için iletişimde çok güvenilir, dürüst ve açık olmak gerekiyor. Mesela netlik olması gerekiyor en başta. Şöyle söyleyeyim ben geçen gün mesela Eller Çarşısı'nda bir yerde bir telefon kılıfı bakacağız arkadaşıma. Yanımda bir işte arkada başka bir hanımefendi kılıf bakarken bana dedi ki ya işte hanımefendi dedi şu kılıfa bakar mısınız telefon kılıfı? Sizce bu nasıl dedi. Ya şimdi baktım kılıfı hani kılıf mesela bana uygun bir kılıf değil. Şimdi ben hani o hanımefendiye neden hani olmayan bir şeyi olmuş gibi göstereyim ki hani şey dedim yani kusura bakmayın ama dedim hani bu benlik bir şey değil dedim. İşte biz aslında günlük yaşamımızı bu tarz hani böyle netliklerle, açıklarla kırmadan dökmeden ama bu şekilde bir iletişim türüne girersek zaten bizim iletişimimiz çok kaliteli olacaktır. Onun dışında mesela kafa karışıklığı yaratan şeylerden kaçınmak gerekiyor. Yani netlik insanlar doğru iletişim için net olmak gerekiyor, açık olmak gerekiyor.
lafı evirip çevirmeden olduğu gibi yani neyse onu aktarmamız gerekiyor. Mesela bazı insanlar hocam televizyonda bakıyorum işte kulağı buradan tutması gerekirken işte şuradan falan getiriyor. Ne oluyor? Konu kayıyor. Biz izlemekten artık hani izlemek istemiyoruz. Kanalları değiştiriyoruz. Bu günlük yaşamımız da böyle. Bir arkadaşımızla bir olayla ilgili bir hikaye sunduğumuz zaman arkadaşımız çok fazla derinlere girince bizim kafamız dağılıyor ister istemez ve hani konudan kopuyoruz. Bu nedenle de net olmak gerçekten bu bağlamda çok önemli bir konu. Ve hani karşımızdakinin de yine günlük yaşam içerisinde bir hani konuşma yaparken bir halkla ya da işte bizim hani eğitimimizi almamış birisiyle bizim hani bizim akademik çerçevemizde konuşmak da çok yanlış. Yani şimdi ben köye gittiğim zaman işte ne bileyim akrabalarımla çok akademik bir konuşma yapabilir miyim? Yapamam. Ama örnek veriyorum bir sempozyuma gittiğim zaman evet çok rahat bir şekilde akademik konuşabilirim. Yani bu da çok önemli. Sırf akademik literatürü kullanmak için yapmak da kötü değil. Yani bu olaya çok da olumlu bakmıyorum açıkçası karşılığı ben. Karşılığı yok yani. Karşılığı yok kesinlikle. Hani sadece o anı doldurabilmek için yapılmış bir şey. Bunun dışında neler söyleyebiliriz? İşte dediğimiz gibi anlattığımız şey karşımızdakinin hani algısıyla önemli bir şeydir. Geri bildirim. Hani Türkçesini kullanmaktan daha çok hoşlanıyorum. Feedback'tir aslında hani İngilizcesi ama Türkçesi daha çok hani benim tercih ettiğim bir şey. İnsanlarla konuştuktan sonra bir problemimiz varsa karşı tarafın bize şunu söylemesi gerekiyor. Yani sen bunu böyle böyle anlattın ama ben doğru mu anladım? Sen hani bunu mu demek istemiştin diye sormak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu da bambaşka bir doğru iletişim türlerinden bir tanesi. Yani şimdi bu dediklerinizden mesela ben şu ana kadarki kısımlarından bazı kendimce notlar çıkartıyorum. Şöyle notlar. Çünkü bu dedikleriniz hani şu açıdan bence çok önemli. Evet bu günlük hayatta önemli bir konu. Fakat daha önemlisi daha işte daha derine inersek aslında bu doğru iletişim tekniğini mesela bahsettiğiniz işte halkın seviyesine inerek anlaşılır cümleler işte anlaşılır kelimeler kullanarak işte evirip çevirmeden yani şöyle diyoruz ya kulağı şöyle tutmak var evet. Şöyle tutmak var diye. Evet. Şimdi bu aslında yerelden genele yani bir ülkede valisinden belediye başkanına işte bakanından hı-hı. Cumhurbaşkanına hı-hı. Çok önemli. Hı-hı. Çünkü hani hep derler ya işte ne anlatırsanız ya da ne bilirseniz bilin karşıdakinin sizi anladığı kadarsınız. Yani işte bahsettiniz az önce şimdi akademik bir dille burada evet biz işte her hafta açarız işte bir iktisat kitabı gibi konuşuruz. Fakat yani burada sadece karşımdaki siz beni anladınız diye bu bir başarı ölçütü olmamalı. Beni dinleyen herkesin benim anlattığım konuyla alakalı bir fikir sahibi olmasını istiyorum ben. Hani ekonomi babında, ekonomi yönetiminde de bu böyle. Hı hı. Örneğin işte Merkez Bankası Başkanı çıkıp bazen çok teknik şeyler konuşuyor. Evet bunu yapmalı tamam evet, hı hı. Ama %100 teknik, %100 bir iktisat kitabı gibi konuştuğunda örneğin şimdi bunu dinleyen vatandaş bir şey anlamıyor ki çok terim. Yani hı hı. Baştan aşağı iktisadi terimler anlamayınca da ya işte acaba iyi bir şey mi dedi kötü bir şey mi dedi oluyor bu kez. Ya da bunu daha böyle yerel bazda da düşünebiliriz. Bence yani bu anlamda her yöneticinin, iyi bir yöneticinin bu işte bakan olabilir, belediye başkanı olabilir, vali olabilir, bir siyasi parti il başkanı da olabilir, hı hı. Genel başkanı olabilir. Bir iletişim danışmanı kullanmasını ben kesinlikle doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü görüyoruz yani bunu siyasette de gördük, geçmişte işte ekonomi yönetimlerinde gördük, belki iş yerlerimizde gördük. Ya aslında çok kaliteli yani çok donanımlı, çok bilgi sahibi insanlar hı hı. Ama kendilerini doğru ifade edemedikleri için başarılı da olamıyorlar. Ve bir zaman sonra biz anlamadığımız durumda şeye başlıyoruz işte ya demek ki bunu da hani örneğin hı hı. Tamamen örnek olsun diye diyorum. Ya işte bakan yapmışlar ama niye yapmışlar acaba? Ya halbuki adam aslında çok iyi. Evet. Alanında uzman biri hı hı. Ama kendini ifade edemiyor ya da doğru ifade edemiyor. Hani o doğru dili tercih edemiyor. Hı hı. Karşısındakine de aktaramadıktan sonra hakikaten hiçbir esprisi kalmıyor. Bu üniversitelerde de böyle mesela hani çok yine klişe örnektir. Hani bazı öğrencilerimizden zaman zaman duyarız ya işte hocam o da hiçbir şey bilmiyor ya falan. Yani halbuki oradaki mesele şu. Orada hoca öğrencinin seviyesine kendini ayarlayamadığı için yani evet. Biliyor çok iyi biliyor. Ama seviyeyi işte seviyeyi indiremiyor. Doğru için. Aktarımı hı-hı. Yapamıyor öyle olunca. Karşısındaki insan da bir zaman sonra tabii başarısızlığını da vermiş olduğu hani hezimetle diyelim ona. Hı-hı. Ya işte bilmiyor ki zaten anlatamıyor oluyor. Halbuki evet. Öyle değil biliyor. Aynen. İşte bu nedenlerle bence doğru iletişim yani hem ekonomi yönetiminde hem yerel bir yönetimde. Hı-hı. Ya aklımıza ne gelirse yani idarecilik anlamında ya da bir makam anlamında bulunan her yerde hı-hı. Bence bu konuyla alakalı profesyonel bir destek de alınmalı. Ya bu ayıp bir şey değil. Katılıyorum. Aynen hocam. Mesela bizim işte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca şimdi siz hı-hı. Konuşurken aklıma geldi. İşte bu salgının ilk zamanları mesela pandemi
entübe. Ben mesela bununla ilgili bir yazı yazmıştım gün ışığında. Yani bunların kullanılmaması gerekiyor. Halk entübe, ben entübenin olduğunu bilmek zorunda değilim. Tabii hani ki. Ben bir tıp doktoru değilim yani. Onun yerine işte hani alete bağlı, işte makineye bağlı demek ya da işte pandemi yerine salgını kullanmak, yine Türkçe kelimeleri kullanmak bence bu bağlamda hani bizim geleneksel yapımızda biraz sanki kopuşlar yaşanıyor. Bu bir iletişimcinin de dikkatini çeken bir durum hocam. O yüzden de Türkçe konuşmak bence en doğrusu budur. Çünkü birbirimizi anlayacağız bu şekilde. Ama sen araya bir İngilizce kelime sıkıştırırsan ya da örnek veriyorum akademik bir şey sıkıştırırsan karşıdaki anlamayabilir. Evet. Bu da bu bağlamda gerçekten önemli. Ve tabii şuna da değinmek gerekiyor. Yani insanlar hani genel anlamda yaşı kaç olursa olsun çevreden gelen şeyleri, bütün bilgileri depolayan, depoladığı bilgileri kafasında işleyen ve daha sonra hani iletişime geçen bir canlı. Yani insanda durduk yere hani bir anda iletişime geçen bir canlı değil. O yüzden de toplumsal bağlamda devletler ciddi hani şeyler, kararlar alacakları zaman ne yaparlar? Önce bir alttan bir alıştırma yaparlar. Belki vaktimiz kalırsa hani Merkez Bankası'na da bakarız bu bağlamda. Bir ara dizilerle yapıyorlardı hocam sanki. Yani evet. Kurtlar Vadisi gibi dizilerin bu içerikte olduğu söylenirdi. Kısmen doğrudur da. Değil mi? Bu 15 Temmuz Tabii birçok konuda. Daha öncesi de var. İşte yine yurt dışından da örnekleri var. Böyle hani toplumun algılarını hani dizilerle önceden bir hazırlama gibisinden. Bunu aslında günümüzde de yapıyor hükümetler. Ya da yani günümüz ekonomi politikaları da bu doğrultuda. Kesinlikle. Ona en sonunda zaman kalırsa Merkez Bankası'ndan bahsetmeye çalışırız. Bu önemli yani. Evet, böyle bir gerçek var. Dünyanın her yerinde var. Kesinlikle hocam. Yine işte iletişimdeki sıkıntılardan bir başkası da ön yargılı davranmak hocam. Bu işte literatürde stereotipler dediğimiz konu. Yani bir insanı tanımıyoruz, etmiyoruz. Geçti ya da bir anda bir arkadaşımız tanıştırdı. Hemen onun hakkında yorum yapmak. Bu çok tehlikeli bir zemin. Gerçekten çok tehlikeli ve çok kaygan bir zemin. Ön yargılarımızdan halk olarak arınmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iletişimde ne oluyor? Yarın öbür gün bambaşka sıkıntılara doğru evriliyoruz. Ön yargılardan aslında bir nevi de arınmak gerektiğini düşünüyorum. Bilgiyi doğru kullanmak gerekiyor. İletişimde yani bilgileri doğru yönden kullanmamız gerekiyor, doğru aktarmamız gerekiyor insanlara. Dediğimiz gibi hani bir kişinin hani şeyi olmadan, hani o konuyla ilgili vakıf olmadan o konuyla alakalı bir yorum yapmamamız gerekiyor. Ve bunun dışında işte günlük yaşam içerisinde ses tonumuz, mimiklerimiz, karşımızdakine karşı olan jestlerimiz, hareketlerimiz bunlar da çok önemli. Yani çok fazla mesela el kol hareketleri kullanmak doğru bir iletişim türü değil günlük yaşam içerisinde. Ya da işte ne bileyim sürekli mimik mesela sürekli mimik yapmak da çok doğru bir şey değildir. O nedenle işte her şey hani aslında yerine göre şeydir, anlamlıdır diyebiliriz. Ve hani bunu ben mesela Elazığ'da da çok görüyorum hocam. Bazen Elazığ yerel hani gazetelerdeki şeylere bakıyorum, köşe yazarlarımıza bakıyorum. Lütfen hani kimse şey yapmasın ama ben hani nacizane bir şey olarak söylemek istiyorum bunu. Bir eleştiri olarak değil de hani konuyu örneklendirmek açısından söylüyorum. Bazen hani öyle şeylere denk geliyorum ki insanlar o köşe yazısında kendisiyle savaşıyor mesela. Hani bunu iletişim anlamında bakıyorum ben. Şey olarak bakmıyorum yani. Gazetecilik anlamında bakmıyorum. O beni İçerikten çok içerik yani. Aynen, içerik olarak bakıyorum. Yoksa beni aşan bir konu. Benim haddime değil yani bu konuda konuşmak. Sadece hani baktığım zaman savaştıklarını görüyorum insanların. Hani biz eğer örnek veriyorum bir iş yapıyorsak, bu akademisyensek de işte ne bileyim köşe yazarıysak, gazeteciysek veya vesaire herhangi bir işi yapıyorsak kendimizle savaş içerisinde olmamamız gerekiyor. Eğer savaş içerisindeysek en azından bunu yansıtmayalım insanlara. Çünkü biz günlük yaşamda sıkıntılarımızı, problemlerimizi, ne bileyim özel yaşamdaki şeylerimizi, sorunlarımızı karşı tarafa da aktarırsak ne olacak? İletişimimiz aksayacak. Biz belki o anda o insanla bambaşka bir şey konuşacaktık ama o ne oldu? O anda benim bütün işte bütün enerjimi düşürdü. Bu bağlamda da gerçekten şey olmak gerekiyor. Doğru noktalara temas etmek gerekiyor. Eğer halka yönelik bir iş yapıyorsanız. Tartışmaları birazcık da bakayım. Onu da böyle bir not almıştım. Mesela tartışma yaparken bizde hani eleştiri kültürü çok gelişmiş değildir. Bu Elazığ'da da böyle işte ne bileyim. Maalesef. Evet, bütün Türkiye genelinde böyle bizde bir eleştiri kültürü yoktur yani genel anlamda. Yani ne yapmak gerekiyor? Tartışma esnasında eğer bir insan hani bir konuda hani eksikliklerini, hatalarını işte ne bileyim bir şeyleri hani görmüşse, kendiyle alakalı bir olumsuzluğu görmüşse, hani kaybetmenin de aslında bir zenginleşme olduğunu, bunu önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam, tartışma yapıldı, bir ekonomik konu olabilir, siyaset, hani çok da tartışmaktan hoşlanmadığımız bir şey ama eğer hani şeyse, ne diyeyim, hani tamam
şey olmuşsa, hani geri plana itilmişse, o zaman şey yapması gerekiyor. Yani bundan bir ders çıkarması gerekiyor. Bizde tartışma öyle değildir ama hani bazen görüyorum yani şey kanallarda, çok önemli yani büyük kanallarda. Genelde tartışmadan ziyade biraz herkes kendi fikrini dikte etmeye çalışıyor karşıdakine. Evet, ama bu mümkün mü? Mümkün değil. Biz sabaha kadar bir konuyu konuşsak hocam mümkün değil. Ortada yani buluşabileceğimiz bir nokta çok zordur yani Türkiye şartlarında. Yani genelde ki bahsettiğiniz mesela Türkiye'de siyaset, işte futbol, bir de ekonomi. Bu üç konu maalesef ki bu dediğiniz ortama da çok müsait. Çünkü genelde hani toplumumuzun çok ciddi bir kısmı bu üç konuda nasıl diyeyim, mutlaka ki herkes yani bu üç konu hakikaten Türkiye ortalamasında hemen hemen her insanın, yani şimdi ekonomi her insanın cebi, evi, yaşantısı tabii var. Siyaset aynı şekilde etkiliyor. İşte futbol herkesin değil belki ama futbol da özellikle belli bir yaş grubu aralığı çok ciddi şekilde hayatın içerisinde var. Ve bu üç konuda toplumumuzun çok ciddi bir kısmı çok ciddi fikir sahibi. Ama işte orada şu var, herkes kendi düşündüğünü, kendi inandığını doğrusu sanıyor. Ya da karşısındaki farklı düşünen kişinin düşüncesini, ne bileyim bakış açısını maalesef ki böyle biraz da yani kelimeyi seçerek kullanmaya çalışıyorum ama düşmanca mı diyeyim artık, yani senin görüşün benim görüşümden farklı, evet ben sana saygı duyuyorum değil de ben böyle düşünüyorum, bu ülkenin hayrına ve çıkarınadır, sen böyle düşünüyorsun, seninkisi hainliktir noktasına geliyor ki bu da tehlikeli, yani toplum içerisinde ciddi bir kutuplaşmaya yol açıyor. Yani bu üç konu maalesef tartışmaya sürekli gebe üç konu. Şimdi hocam oradan gelmişken süremizi de daha iyi kullanmak adına tabii bahsettik. Evet, iletişim çok önemli dedik. Ekonomi için de iletişim çok önemli ve işte programın başında da bahsettiğim gibi hocam. Şimdi 20. yüzyıldan itibaren işte ekonomik akımlara bakıyorsunuz. Ana akımlar dediğimiz işte liberaller, neoliberaller, Keynesyen iktisat diyoruz. Hep bu ekonomi okulları hocam genelde ekonomi bilimini matematikle çok iç içe soktular. Evet. İşte matematik artık orada bir araç değil de amaç olmaya başladı. Aslında doğasında işte beşeri bir bilim olan ya da sosyal bir bilim olan ekonomi bilimi uzun yıllar, yüzyıllar boyunca matematikle işte, evet matematik önemsizdir demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ekonomi biliminde matematik çok önemli. İşte bir ülke içerisindeki durumu başka ülkeyle kıyas etmek için, ne bileyim, ya da bazı göstergelere ulaşmak için bunu kullanmak durumundayız ya da modellemeler yapmak için. Fakat bu işin doğasında insan var ve insanın da doğasında farklı şeyler var işte. Yani algısı var, alışkanlığı var, işte keyfine düşkün olanı var. Birazdan daha açacağız bunu. Böyle olunca da hocam uzun yıllar aslında göz ardı edildi. Davranışsal ekonomi dediğimiz. Ama son yıllarda artık öyle olmadığı anlaşılmaya başlandı. Yani iktisadın, ekonominin sadece matematikten ibaret olmadığı. Zaten eğer matematikten ibaret olsaydı iş çok kolaydı hocam. Aynen, i̇şte bugün giderdiniz, tabii formüle dökerdiniz, bir ülkeden bir örnek alırdınız. İşte bakardınız ya işte örneğin Danimarka 2010 yılında bir enflasyon problemi yaşamış, ne yapmış, ha biz de aynısını yapalım düzelirdi. Eğer öyle olsaydı, ama şimdi görüyorsunuz ki değil Danimarka. Siz bundan 10 yıl önce işte 2010'da Türkiye'de bir enflasyon sorunu yaşandığını düşünelim. İşte bazı ekonomi politikası araçlarıyla bunu çözelim, çözmüş olalım yani geçmişte. Bugün aynılarını uygulayın, aynı sonuçları alamazsınız. Kesinlikle. Çünkü muhatap olduğunuz ve onu etkileyecek kitle insan. Ve insanın da halleri, hareketleri, davranışları, işte tüketim alışkanlıkları bir matematik problemi gibi olmuyor. Hani bununla ilgili de hocam hep fıkra anlatırlar. Hani 2 kere 2 kaç eder diyorlar. Matematikçiler 4 der yani. Bu net bir 4'tür. İşte ekonomistler, ekonomiciler 4 olma ihtimali çok yüksek derler. Yani 4 olması gerekir derler. Hani muhasebeciler de kaç istersiniz falan derler. Muhasebe kısmına girmiyorum. Ekonomi bilim böyle bir bilim. Yani 2 kere 2 bazen 4 etmeyebiliyor. Kesinlikle. Yaklaşık 4 olup kalabiliyor. 4'ü biraz aşabiliyor. Bu anlamda da davranışsal ekonomi diye bir gerçekle karşı karşıyayız hocam. Şimdi bununla alakalı ne düşünüyoruz peki bir iletişimci olarak? Şöyle söyleyeyim hocam, şimdi hani eskiden hani ben de okuduğum kadarıyla eskiden daha hani klasik dediğimiz yapı daha çok psikolojiyle, hani klasik bu iktisat dediğimiz durum daha çok hani insan psikolojiyle uğraşıyordu. Ama şimdi günümüz şartlarına baktığımız zaman artık bu tüketim alışkanlıkları içerisinde bir sürü faktör girdi. İşte insanın zihinsel yapısı, işte ruhsal yapısı, bedensel yapısı, sosyoekonomik durumu, ne bileyim eğitimi, aile yapısı, medeni durumu, bunların hepsi de tüketim alışkanlıkları içerisinde ya ister istemez bir evrim geçirdi yani. Mesela davranışsal iktisatta hani şöyle bir şey de, şöyle bir durum da söz konusu. Mesela bir ürün alınıyor. Biz bu ürünü alırken yani rasyonel bir karar vererek mi bu ürünü alıyoruz? Yani bu ürüne mesela örnek veriyorum. Şu kaleme gerçekten benim ihtiyacım var mı?
Ne oluyor? İşte bu tüketim alışkanlıkları, tüketim toplumu, zaten bununla ilgili yazılmış bir sürü kitaplar tabii, var hocam tabii. literatürde. Yani günlük hayatımızda da hocam çok sıklıkla bu kavramı kullanıyoruz. Hani aynen. Tüketim toplumu olduk diyoruz. Hı-hı. Ya da işte çok çılgınca tüketim var Türkiye'de diyoruz. Aynen. Bunu biz yapıyoruz aslında. Bunu yapanlardan yani, birileri de biziz yani. Tabii hepimiz Hı-hı. için geçerli. Ve şey hani aldığımız ürün dediğim gibi hani bize gerçekten bir fayda sağlayacak mı? Eskiden insanlar bir ürün alırken 40 kere düşünüyorlardı ya. Biz öyleydik yani hocam bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama 90'larda falan zaten çok fazla tüketim de yoktu. Daha Tabii. çok insan odaklıydık Tabii. biz. Nesne, obje bunlar bizim için çok şey değildi. Aynen. Ama şu anda tamamıyla metalar yani objeler üzerinden iletişim kurmaya başlıyoruz. Ama geçmişe bir işte 20 sene öncesine baktığımız zaman daha çok insan odaklı, ruh odaklı. Ne bileyim ihtiyacımız varsa bir şeye 40 kere düşünüyorduk. Babamızın durumu ne kadar iyi olursa da olsun 40 kere düşünüyorduk. Çünkü zaten seçenekler yoktu. İşte bu Fordizm, post-Fordizm dediğimiz şeyler yani seçenekler de yoktu. Ama ne oldu? Fordizmle birlikte seçenekler arttı. Renkler arttı, çeşitler arttı. Buzdolaplarının markaları arttı. Ne oldu? İster istemez insanlara bir sürü seçenekler sununca insanlar şey oldu artık bu pragmatik yapılar dediğimiz yani faydacılık. Bunun içerisine evrilmeye başladı. Bir kalemi aldığı zaman kalemden alacağı faydayı düşünüyor. Ondan alacağı enerjiyi, onun kendisine katacağı statüyü, prestiji. Bunlarla artık ilintili bir dünyada yaşıyoruz biz. Evet. Bence hocam bunda şunun da etkisi oldu ama kesinlikle göz ardı edilmemeli. Hı hı. Şimdi özellikle hani bizim bu konuyu bağlı. Şimdi şunu diyeyim başta mesela biz derste, iktisat derslerimizde tüketimi şöyle tanımlıyoruz ki tüketimin tanımı aslında dediğiniz şey evet. Tüketim demek insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal veya hizmetleri kullanmasına tüketim diyoruz. Bakın tanım aslında çok net söylüyor. Tüketim denilen şey iktisatta bir ihtiyaç karşılığıdır. Hı hı. Yani bir ihtiyacınız vardır. İşte yemek içmek gibi. Bunu gidip yani temel baz anlamda karnınızı doyurmak için yemek yersiniz diye bakıyor. Evet. Ama günümüzde geldiğimiz nokta o değil. Ya da mesela ne diyeyim örneğin işte otomobil. Hani temel baz olarak düşündüğümüzde otomobil bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır evet. Dört tekerinin olması evet. Hı hı. Bindiğinizde sizi istediğiniz yere götürmesi yeterlidir. Ama biz ne yapıyoruz? Bir otomobili satın alıyoruz. İşte borcunu eğer borçlanmışsa kredisini bitiriyoruz. Hı hı. Hemen ardından daha iyisini alayım diyoruz. İşte otomatik vites olsun, sunroof olsun, daha hızlı gitsin, daha geniş olsun gibi bakın o kısımlar artık ihtiyaçtan çıkıyor aslında. Evet. Daha konformist yapılar. Daha çok ne oluyor insanlar? Çağdaş köleler haline geliyoruz. Daha çok borçlandıkça, kredi çektikçe ne oluyor? Eskiden kölelik işte Mısır'da, şurada, burada neydi? İşte bir ürünleri, bir şeyleri taşımaktı. Taşları taşımaktı evet. mesela piramitler için. Ama şimdi günümüz şeyine bakıyorum, şartlarına bakıyorum. Biz de bir köleyiz. Ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor bence. Ya bu şekilde bir sonu da yok hocam. Şimdi evet. Mesela cep telefonunda var aynı şey. Hani şimdi cep telefonu nedir örneğin? İşte tüketim evet. ihtiyaç olarak düşündüğümüzde. Aynen şöyle bir şey yani işte bir konuşmanıza tuş olan. Konuşmanıza yarayacak ya bir şey değil mi? İhtiyaç Aynen. bu. İhtiyaç kısmı bu. Ama bizim bu günlük yaşantımızdaki kullanmamıza baktığımızda, genellediğimizde Türkiye için hatta dünya için hı hı. Biz cep telefonundan çok fazlasını bekliyoruz artık. Artık o kadar fantastik bir tüketime doğru kaymışız ki yani. Evet. Belki de en az bir cep telefonunda en az kullandığımız özelliği belki de telefonla konuşmak. Evet. Temel ihtiyaç kısmı olan şeyden bahsediyoruz. Konuşmak diyoruz. Aha. Ama cep telefonunda en az yaptığımız şey bence cep telefonu konuşması. Aynen hocam. Daha yani çok işte internet, sosyal medya Hı-hı. şu. Şey Hı-hı. diyecektim hocam. Yani bence bu işlerin önünün de açılmasında yani ya da bu kadar yaygınlaşmasında yani tabii çok klasik bir küreselleşme olgusu var. Kesinlikle. Bunun etkisi. Hı hı. Ama ben şeye de bağlıyorum yani özellikle işte 24 Ocak 1980 kararları dediğimiz ekonomide hani biraz daha liberalleştiren hı hı. işte ithal ikamecilik yerine ihracata dayalı. Yani ithalatı serbest bırakıldığı tarih Türkiye'de. Evet. Ve bakıyorsunuz bunu rakamlar da istatistikle destekliyor. 1980 yılından itibaren Türkiye'de çok ciddi şekilde ithalat patlaması yaşanıyor. Evet. İthal mal kullanımı inanılmaz şekilde yaygınlaşıyor. İşte eski Türk filmlerinde gördüğümüz hani 80'lerde 90'ların ortasına kadar 90'ların başına kadar bir apartmanda bir evde televizyon var örneğin. Ama 90'ların ortasından sonra yani o serbestlik hemen ertesi seneye tabii ki tesir etmez. Hı hı. Yıllar itibariyle televizyon yaygınlaşıyor. İşte aynı şekilde 2000'li yıllarda internet yaygınlaşıyor. Sosyal medya yaygınlaşıyor. Böyle olunca da hocam şimdi ben şununla kıyas ediyorum. Ya 80 yılında 1990 yılında yaşayan bir vatandaşın Türkiye şartlarında düşünelim. Zaten bu kadar şeyi isteme şansı yok ki. Görmüyor ki. Nereden görecek? Evet, sosyal medya yok. Bilgisi yok. Haberimiz yok. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada ama şimdi ismini telaffuz edemiyoruz tabii. Bir cep telefonu markası. Hı hı. Yeni modelini çıkartırken hocam Türkiye'de işte Elazığ'da
Kayseri'de, Konya'da, her yerde yeni telefonunun tanıtım, işte o reklamını izliyoruz. Yani tanıtım programını izliyoruz. Daha piyasaya çıkmamış telefon. Şimdi böyle olunca da insanlar gördükçe isterler. Kesinlikle. Görmediğimiz bir şey istemeyiz, talep edemeyiz. Hı hı. Gördükçe istiyoruz, gördükçe talebimizi artırıyoruz ve tamamen artık ihtiyaçtan uzaklaşmışçasına. Evet, daha çok hazcı. Hazcı toplumlar. Evet. İşte bu hedonik tüketim dediğimiz aynen şey. O aslında. Hani oraya seyircilerimizin hani anlayacağı şekilde anlatalım. Hani hazcı tamamıyla arzuların, işte mutluluğun bir şey oldu. Yani hüküm sürdüğü bir şeyden bahsediyoruz. Hedonik tüketimden bahsediyoruz. İnsanlar hani bir şey alırken, bir ürün ya da hizmet alırken onun kendisine getireceği faydadan çok onun enerjisi, işte onun hazzı. Ama mesela bir çok ünlü bir araba markası var, P ile başlayan. Onu yapan, yani onun reklamını sunan kişiler bile bu arabaya sahip olduktan sonra 2 ay sonra bu kişinin mutluluğunun normal bir düzeye ineceğini çok iyi biliyorlar. Yani mutluluk dediğimiz şey bu, işte haz dediğimiz şey ömür boyu sürebilecek bir durum değil. Bunu zaten reklamcılar, işte bu halkla ilişkiler, PR'cılar dediğimiz, işte bizim evet, olan kızım onlar yani. Onlar yapıyorlar zaten. Onlar evet, aslında her şeyin farkındalar. Yani sürekli bir mutluluk olmayacağı. Ne oluyor bu sefer? O markayı satıyor, daha bir üst markasına geçiyor. Bir iki ay daha mutlu oluyor. Arabam falan diyor, işte evet, telefonum diyor. Ne oluyor sonra? Yani o büyük markalar biliyorlar bunu. Bir sene sonra hop bunun bir üst modelini çıkarıyor. Tabii. Yani çünkü biliyorlar ki mutluluk şey artık değil, süreli bir durum değil. Hocam hatta şunu iddia edenler var mesela, bu teknolojik ürünlerle alakalı aslında gelinebilecek en son noktaya gelindiğini, hı hı, mesela bir cep telefonu ya da bir otomobil için düşünelim. Evet. Ama şu an halen daha 5 ya da 6 basamak gerisinden piyasaya sürüldüğünü. Çünkü şu an en son hali, yani en son teknoloji cep telefonunu bugün piyasaya sürerlerse, o dediğiniz olay var ya, şimdi sıkıldıklarına yenisi gelmeyecek. Şu an evet, örneğin en sonun altındayız, 4-5 altındayız. Hı hı. Şimdi bu da bir ticaret. Adam 2 senede bir yenisini çıkartarak para kazanıyor. Yani önünde eğer 4 basamak varsa bu 8 yıllık bir süreci alır. Şu an mevcut olduğu çıtadan bahsediyorum. Tabii, hı hı, bu 4 yıl içerisinde belki biraz daha yukarıya doğru gidebilir. Yani aslında son bulunanın piyasa gerisinden geliyor. Özellikle yapılan bunu bilerek bir, ya tabii. Tabii bu bir strateji aslında. Aynen. Pazarlama stratejisi. Aynen. Yoksa isteseler. Zaten hocam hani şöyle bir gerçek var dünyada. Hani dünyayı zaten diyorlar ya, yöneten büyük güçler var. Evet. Ben hani bununla ilgili bir sürü belgesel izledim, okudum. Gerçekten işte bu Rockefeller, Rothschild'ler dediğimiz evet, aileler gerçekten de bunlar dünyayı yönetiyorlar. Biz ne desek de boş. Ne anlatmaya maalesef çalışsak da boş. Çünkü hani bunlar biliyorlar ki işte dediğim gibi 2-3 sene sonra işte insanların mutsuz olacaklarını çok iyi biliyorlar. O yüzden de bana göre, benim için, ben bunu her canlı yayında da işte yazılarımda da dile getirmeye çalışıyorum. Kendi geleneksel yapımızdan kopmadan evet, hani yerel düşünüp, yerel yaşayıp yine bir evrensel düşünebilme şeyimiz de olmalıdır diye düşünüyorum. Tabii yani kendimizi oraya da çok kökten kapatamayız. Hı-hı. İşte hocam orada bir de marjinal fayda dediğimiz, aslında bizim iktisatta o da devreye giriyor. Yani evet, marjinal dediğimiz olay, hani sağlayacağımız faydanın her ne olursa olsun sürekli azalan marjinal fayda ilkesi diyoruz biz ona. Yani bir tüketim yaptığınızda bu tüketime konu olan ne olursa olsun, bu işte bir lüks araba olabilir, cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir, ev olabilir, yeme içme olabilir. İlk başladığınız andan itibaren tüketime mutlaka fayda azalarak gider. Evet. Hani bu insanın doğası gereği, yani zaten bunun aksini iddia edebilecek bir durum kimsede olamaz. Ne yaparsanız, aklınıza ne gelirse gelsin. Yani bugün en lüks arabayı alın. Evet, mutlaka size bir 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, bu süre uzayabilir kişiden kişiye, ona, hı hı, itirazım yok. Hı hı. Bir haz verecektir. Evet. Ama muhtemelen bir araba için konuşalım, yani bizim alabileceğimiz bir araba için konuşalım. Hı hı. Birinci yılın sonundan itibaren psikolojikmen artık o hazı tamamlıyorsunuz, yenisine bakmaya başlıyorsunuz. Daha, hı hı, iyisini nasıl alırma başlıyorsunuz. Doğru. Yani size en fazla 1 sene, belki bilemediniz 2 sene o hazı yaşatıyor. Çünkü azalacaktır. Yani şey tabii gibi, ki su içmek gibi düşünelim. Yani çok susadığımızda birinci bardak suyu içeriz. Hı hı. Evet, ikinciyi içeriz ama ikinci bardak birinci bardak kadar bize fayda, iktisadi fayda sağlamaz. Hı hı. Mutlaka pozitiftir ama azalacaktır. Bu da bunun gibi bir şey bence. Yani cep telefonunda, teknolojik ürünlerde de böyle, otomobilde de böyle, günlük yaşantımızda birçok tüketimizde böyle. Satışımızda da böyle. Mesela bu konuya da çok kısa ben bir geçeyim dilerseniz. Bu AVM'lerde mesela hedonik tüketim diyoruz, evet, ya. Evet. Bu AVM'lerde mesela Elazığ'da 2 tane AVM var. Üçüncüsü de işte yolda, yakında. Biri, ha şey pardon, tamam. Bir tane daha var. Çok gündemden düşünce orası bir an akla gelmeyebiliyor. Bir AVM'miz daha var. Mesela bu AVM'lere işte girdiğimiz zaman genel bir müzik ve hani bir de lokal, ya şey, bölgesel dediğimiz bir şey, müzik var mesela. Bir AVM'nin, evet, genelinde bir müzik, evet, var. Nedir hocam bunlar biliyor musunuz? Tamamıyla satışa yönelik olan frekanslar. Hmm. Yani biz AVM'ye girdiğimiz andan itibaren kendimizi elit,
prestij sahibi, işte çok iyi, böyle çok gayet böyle kendimizi üst statüde konumlandıracağımız şekilde. Evet. Yani işte hedonik tüketim içerisinde bunlar da geliyor. Yani o kadar aslında çok karmaşık bir yapı ki işin içinden insan çıkamıyor bir şeyden sonra. İşte o mağazalardaki müzikler genellikle dikkat edin hani Türk ezgileri yoktur. Yabancılar vardır, şey vardır, çok ritmi de çok yoktur. Şeydir daha böyle sakinleştirici. Nedir? Biz işte insanlar ne derler? Depresyona girdim ya işte anksiyetem başladı. Yine gideyim bir alışveriş AVM'ye gideyim. Neden AVM'ye gidiyorlar? Çünkü AVM'ye gittikleri zaman oradaki o müzik onlara huzur veriyor. Tıpkı bebeğin bir ninniyi dinlerken ki almış olduğu frekansların aynısı AVM'lerde de. Kadınlarda biraz daha yaygın ama sanki hocam. Tabii hocam çünkü kadınlar hani biyolojik olarak da fiziksel olarak da depresyon vesaire bunlara çok daha yakın. Yok, hani... hedonik tüketimden fayda alma anlamında da. İşte hani hep derler ya işte kadınlar için derler işte ya moralim çok bozuldu gittim alışveriş yaptım. Aynen. Gibi. Tabii işte dediğim gibi işte kadın daha hani moral yani enerji anlamında daha biraz erkekten aşağı seviyede olduğu için erkek daha böyle enerjik daha şey olduğu için kadınlar ufacık bir sıkılganlık durumlarında hemen işte AVM'ye gidelim falan derler. Bunun işte temel nedeni aslında oradaki müziklerin frekansları yani bize iyi hissettirme, bize böyle ninni havasında geliyor. Dertlerimizi, tasalarımızı o anda unutuyoruz. Kendimizi çok böyle şey görüyoruz. Renklerin var mıdır hocam? Etkisi? Vardır tabii ki. Mesela mağazalara ilk girdiğimiz zaman mesela sağ tarafta daha böyle şey soft renkler vardır büyük mağazalarda. İşte içeri girdikçe yavaş yavaş ürün renkleri dalgalanmaya başlar. Çünkü nedir? Sağ taraf hani daha ilk girdiğinde sana bir şey vermek istemiyor. Bir huzursuzluk. Mesela turuncu rengine bakmak bir 5-10 dakika sonra bir gerginlik yaratır insanda. Çok ciddi bir sıkıntı yaratır yani sürekli bakmak. O yüzden de mağazalar genellikle sağ tarafta bir soft renkler böyle bir hani açılış yaparlar. Daha sonra yavaş yavaş hani renkleri sunarlar, gösterirler müşterilerine. Yani aslında her şey tamamıyla bir strateji hocam. Evet. Doğru okumak gerekiyor. Bunun için de doğru okumalar yapmak gerekiyor. Ben mesela bunu gerçekten hani sadece bir insan iktisatçıysa sadece o alana yoğunlaşmamalı. İletişimciyse sadece o alana yoğunlaşmamalı. Her konuda fikir sahibi olabilmek, bir şeyleri öngörebilmek gerçekten bu bağlamda. Yani mutlaka. Çünkü bu olaylar bir de iç içe olaylar yani. Hakikaten evet. Birbiriyle çok ilişkili konular. Bu arada program başında unuttum. Değerli seyircilerimiz soru sormak isterlerse konuyla alakalı fikir görüşlerini beyan etmek isteyebilirler. Merak ettiklerini sorabilirler. WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirler. Ekranda birazdan yazar o WhatsApp hattımız, WhatsApp numaramız. 538-256-23-23 diye okudum. Biraz uzaktan okudum. Doğru okumuşumlar inşallah. WhatsApp hattımızdan konuyla alakalı sorularını sorabilirler. Şimdi hocam o zaman şu hedonik tüketimi şöyle bir kez tam bir toparlayalım. Hani hedonik kelimesi çünkü kulağa belki yabancı geliyor. Faydacı tüketim demek. Yani insanların ihtiyaçlarının dışında aslında hiç ihtiyacı yokken tamam bir haz almak için, işte moral bulmak için kimine göre kafasını dağıtmak için ihtiyacı olmadan da tüketim yapması. İşte az önce örneğini verdiğiniz İşte canım sıkıldı, gittim alışveriş yaptım, moralimi düzelttim şeklinde tüketim yapmaya hedonik tüketim diyoruz. Yani kronik bir hale gelmesi hocam. Artık kronik. Bu, devam eder bir halde. Aynen sürekli bundan haz duyuyor, mutluluk duyuyor ama onun dışında alışveriş yaptıktan sonra hedonik tüketimde insanlar alışveriş yaptıktan sonra bir pişmanlık duymuyor. Mesela tabii, bu da çok ilgi çekici bir şey. Alışveriş yapıyor ama hiçbir şekilde pişman olmuyor ihtiyacı olmasa bile. Örnek veriyorum işte bir saate, bir işte bilmem ne markasının saatine ihtiyacı yok. Belki bir tane daha var ama aldıktan sonra pişmanlık duymuyor. Çünkü artık şey hani bu anlamdaki duygular yitirilmiş. Artık çok çok geri plana itilmiş duygular bunlar. Peki hocam acaba şu ikisi arasında fark var mıdır? Şimdi o aklıma geldi merak ettim. Bir hani klasik alışveriş yapmak var. Yani az önce dediğiniz gibi bir AVM ya fiziken fiilen gidip alışveriş yapmak bunun adı. Bir de son yıllarda hızlanan artan işte... Cep telefonlarımızla ya da internetten yaptığımız internet alışverişi. Evet. Acaba diyorum ki hani hedonik anlamda, yani faydacı anlamda düşündüğümüzde illa fiziken gidip alışveriş yapmak mı yoksa internetten yapılan alışveriş de o hazzı sağlıyor mu acaba? Sağladığını düşünüyorum hocam. Değil mi? Yani sonuçta önemli olan bir şeyleri satın almak diye düşünüyorum ben. Hani tabii. Gittim, gezdim, yürüdüm, enerjimi attım değil oradaki olay, oradaki haz. Alışveriş yaptım işte. Baktım ya hoşuma gitti. 2 tane kazak aldım, 3 tane tişört aldım. Tabii şöyle hocam mesela şimdi bir insan eğer alışveriş aşığı olmuşsa, gerçekten alışveriş yapmaya aşık bir insansa, bu insan isterse dijital ortamda alışveriş yapsın, dilerse işte kar, kış demeden AVM'ye gitsin, hiçbir şekilde haz anlamına bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü yine aynı insan, aynı psikolojik dürtüler, aynı eylemler, hepsi birbirini beslediği için hani ekstradan bir
böyle bir pişmanlık ya da ne bileyim hani işte dijitalden alınca tam tersi hocam. Mesela bu şey hatta salgın. Belki evet onu diyeceğim. Bu salgın döneminde daha da patladı dijital satışlar. Evet. Hatta şu anda da hala dijital satışlar normal hani bildiğimiz satışlardan çok önde. Evet. Çünkü bu işte İstanbul'da Ankara'daki büyük AVM'ler, büyük o markalar işte Z ile başlayan falan, hı-hı, o büyük kıyafet markaları. Onlar mesela şeyleri kapattılar. Bu giyinme odalarını. Hani bu işte salgından da o yüzden insanlar ne yapıyor? Oraya sadece bakıp çıkıyor. Almıyor bile. Diyor ki işte indirime girecek zaten. Ha, başka bir internette dijital ortamda şu kadar indirim var. Gidip oradan alırım. Halbuki internetteki de belki bir müşteriye gidip iade edilmiş olabilir aslında. Olabilir tabii. Onu düşünmüyor kimse. Hijyen problemi de var. Doğru yani, hocam. En nihayetinde hocam bunun toplumsal anlamda ve ekolojik anlamda zararlı kısımları var. Ondan da bahsetmek lazım. Yani bu kadar tüketim çılgınlığının yani artık işte o hedonik faydacı hale gelmesi, ihtiyaç dışında da yapılmasının ya bir defa sürdürülebilir değil. Ekolojik yapıya zarar veriyor, işte toplumsal yapıya zarar veriyor. Çünkü maalesef ki hani Türkiye'den düşünelim, bu dünyanın birçok ülkesinde de böyledir ama Türkiye'de de yani bir gelir grubu daha yüksek, daha rahat yaşayan bir sınıf var. Bir de değil hedonik tüketim yapacak, normal günlük yaşantısını zar zor ucu ucuna idame ettirmeye çalışan bir topluluk var. Doğru. Şimdi bir tarafta bu kadar böyle keyfi tüketim yapılırken bunu yapamayan insanlar bunları görüyorlar. Bu toplumsal anlamda ne bileyim biraz huzuru bozabilecek, can sıkabilecek durumlar oluşturabiliyor. Yani bunlardan da öte daha iktisadi olarak da düşündüğümüzde biz tasarruf yoksunu bir ülkeyiz maalesef. Kesinlikle. Tasarruf yapamıyoruz ki hep söylüyoruz aslında konu değindikçe geldikçe. Yani gelir dediğimiz şey elde ettikten sonra iki ihtimaliniz var. Tüketiyorsunuz, önce tüketmek zorundasınız. O net yani zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız. Tasarruf dediğimiz şey gelirin tüketilmeyen kısmına tasarruf diyoruz. Yani aylık 5000 lira gelirim var. Bunun işte 3-4 bin lira, 4 bin lirasını tükettim. O tüketmediğim 1000 liraya tasarruf diyoruz. Ama maalesef biz bu hedonik tüketimler sayesinde her geçen gün değil tüketim artık gelirimizin daha üzerinde tüketmeye başlıyoruz. İşte kredi kartı vasıtasıyla, krediler vasıtasıyla. Yani birçok insan bugün sabit gelirlilerden bahsediyorum. Gelirlerin üzerinde harcıyorlar. Çünkü borçları var. Borcu varsa bir insanın negatif tasarruf. Yani tabii, para birik tutamadığı gibi daha fazlasını harcamış demek. Bu da ekonomik anlamda uzun vadede hakikaten sürdürülebilir bir durum değil. Aynen katılıyorum. Tasarruf hocam noktasında çünkü çok sıkıntılıyız hakikaten. Doğru. Biz bir 10 sene önceki ya 10 sene önceki Türkiye değil mesela. 10 sene değil 20 sene önceki 90'lardaki Türkiye tabii, değil. Tabii. Yani eskiden biz bir şey yediğimiz zaman hani gizlerdik, saklardık. Aman hani ki alan vardır, almıyor. Şimdi hocam Instagram'lara maalesef bakıyorum yani sırf işte o etiketi yani sırf o neyle başlayan önemli bir et şey var mesela zincir şeyleri var. Sırf orada onu etiketleyebilmek için oraya gidip yemek yiyoruz yani. Böyle şimdi bir toplum haline geldik. Tam ona gelmişken hocam orada bir örnek bugün okudum bir yerde. Hatta iki örnek vereyim. Ne bu davranışsal iktisatla alakalı ve o dediğiniz marka anlayışıyla alakalı. Mesela bir kahve örneği var. Ünlü bir eğlence yeri işletmecisine soruyorlar. Diyorlar ki bu kahveyi nasıl bu fiyata satıyorsunuz diye. Yani bu ünlü bir yerden kastımız aslında Elazığ'dan da düşünebiliriz. Yani kahve ve çay fiyatlarının daha yüksek olduğu markalı kafeler var. Hani hakikaten ilk açıldığında düşündüğünüzde diyorsunuz ki ya işte mesela bir bardak çay hani 5 TL diyelim normalde. Yok 5 TL değil hocam. Daha ne kadar? Kahvelerde 2-2,5 TL'dir. Ha, tamam. Örneğin işte öyle bir kafede 7 lira 8 lira olabiliyor. Evet. Şimdi düşündüğünüzde hakikaten mantıklı değil bu yani. Ki bu araştırma yapılan örnek çok daha afaki bir fiyat. Yani çayı 10-12 liraya satıldığı bir yer düşünün. Havalimanları gibi mesela. Ya da havalimanı biraz zorunluluklu ama bu bildiğiniz çarşının içerisinde bir lüks bir kafe. Yani yan tarafta bir pastanede o çayı 2,5-3 liraya içeceksiniz. Bu kafede 15 liraya içeceksiniz. İşletmecisine soruyorlar. Diyorlar ki yani bu fiyata nasıl satıyorsunuz bu kahveyi? Nasıl insanlar gelip alıyorlar? O da diyor ki kahvenin fiyatı değil, o kahveyi içenlerin bir kahveye o parayı veremeyenlerle aynı yerde olmak istemedikleri için ödedikleri bir fiyattır diyor. Yani aslında olayın işte tamamen hedonikleştiğini ya da tamamen bir statü göstergesi, tamamen bir deformasyon aslında hocam. Tabii, yani toplumsal bir deformasyon. Yani kesinlikle. Işte, şimdi düşünün ama tabii hocam şöyle bir gerçek de var. Bazen mesela bir ortamda bir kafede oturuyorsunuz ya öylesine bir yer diyelim mesela. Oturduğunuzda gerçekten bazen çok rahatsız olabilecek durumlara maruz kalabiliyorsunuz. Bir kadın olarak da erkek olarak da. Ya işte arka masadakiler çok argo kelimeler mesela daha ben bir hafta önce bir kafeye gittim.
ön masadakiler mesela çok hani rahat bir şekilde argo konuşabiliyorlardı. Ama örnek veriyorum, ben daha belki işte Sivrice yolunda çok lüks bir restoranta gittiğim zaman bunları yaşamayacağım diye düşünüyorum. Evet, çünkü o da var. Hani tabii, onun verdiği bir prestij, onun verdiği bir huzur, rahatlık var bende. Hani bu anlamda tabii ki insanlara çok şey yapmak istemiyorum. Hani böyle çok ayrışımlı bir durumdan da bahsetmek istemiyorum. Ama hani şey, bu da bir gerçek yani hocam. Mutlaka hocam. Şimdi zaten bizim hani talep kanunu dediğimiz iktisatta şeyin birkaç tane istisnası var. Sonobizm, Veblen gibi, şöyle açıklayayım kısaca. Yani normalde biz bir malın fiyatı artarken talebinin düşmesini bekliyoruz. Teorik olarak rasyonel olay budur. Fiyatı artan mal daha az talep edilir. Bunun iki istisna, üç tane istisnası var da ikisinden bahsedeyim bu dediğinizle alakalı. Mesela bir sonobizm dediğimiz şey, malın fiyatı ucuzlarken talebinin de düşmesi olayı. Neden? Evet. Şöyle düşünen bir kitle var çünkü. Ya bu mal çok ucuzladı, artık bunu herkes kullanmaya başladı, bir özelliği kalmadı, ben herkesle aynısını kullanmam diyerek fiyatı ucuzlayan maldan talebini düşüren bir kitle var. Snobizm dediğimiz. Yani snobizm, snob kelimesinin anlamı çok, Türkçe karşılığı çok uygun değil. O yüzden kullanmak istemiyorum. Bir de Veblen dediğimiz, fiyatı artmasına rağmen malın talebinin artması olayı. O da tam olarak o az önce söylediğiniz gösterme amaçlı. Yani benim gücüm var, ekonomik gücüm var. Bakın ben kahveye 20 lira veriyorum demek oluyor. Hı hı. İşte böyle de bir tüketici kitle, böyle düşünen bir toplum yapısı var maalesef. Maalesef var hocam. Evet. Yine hocam onunla alakalı bir uluslararası... Sorular var mı doğru hocam? Yok, sorular baktım, yavaş yavaş geliyordur. Bir şeyle belki alakalı var da ona bir zaman kalırsa bakacağım. Bu hafta Merkez Bankası toplantısı, para politikası kuruluyla alakalı. Hı hı. Şimdi mesela yine hocam davranışsal ekonomiyle alakalı bir yurt dışı şirketin yaptığı bir çalışma var. Mesela Guatemala vatandaşlarının posta kutularına hocam vergi kurumunun imzasını taşıyan mektuplar gönderiyorlar. İşte gönderilen mektupta diyorlar ki ya işte vatandaşın %65'inden fazlası, nüfusun %65'inden fazlası vergisini ödedi. Geriye kalan kısım da çok kısa zaman içerisinde ödeyeceğini söylüyor diye bir mektup gönderiyorlar. Bu hakikaten yapılmış sosyal bir deney aslında. Halbuki normal şartlarda ödenme oranı %35'in altındaymış. Vergi ödemeyen bir toplummuş Guatemala toplumu. Bir sosyal deney yapmışlar bu şekilde. Hani gönderdikleri mektupta diyorlar ki bakın halkın %65'i vergisini ödedi, geri kalan da en kısa zamanda ödeyeceğini iddia ediyor diye. Sonraki 3 ayda hocam vergi ödemelerinde %43 artış sağlanmış. Yani demek ki hakikaten dünyanın neresine giderseniz gidin işte bu algı dediğimiz şey. Algıyı yönetmek. Evet, bunu yönetebilirseniz eğer sizi doğru hedefe götürebiliyor. Tabii devletler için de bu böyle. Kesinlikle. Hocam. Yani şimdi Merkez Bankası'nı bilmiyorum, hani bakalım mı? Olur hocam, 4 dakikamız daha var. Mesela Merkez Bankası'nın bildiğim kadarıyla herhal değil, yılda 3 sefer sanırım bir beklenti anketi düzenliyor. Orada ne var işte tahmin, yani benim hani şey görüşüme göre muhtemelen şey, hani öncesinde bir şeyi yönetmek, algıyı yönetmek, yani öncesinde bir hani zemini hazırlayıp akabinde Merkez Bankası ile ilgili bir hani durum oluşacaksa bunu halka bu şekilde anlatabilmektir diye düşünüyorum. Ya tabii şimdi Merkez Bankası'nın hani asli görevi bir de fiyat istikrarı, yani enflasyonla mücadele olduğu için. Evet. Ya yani bunu vatandaşa en sadeleştirilmiş ifadelerle anlatmaya çalışıyorlar ki sonuçta enflasyon dediğimiz şey de tabii farklı nedenleri olabiliyor. İşte talep artışı ya da maliyet çekişli enflasyon dediğimiz. Sonuçta işte o dediğimiz belki de bizim ihtiyacımız dışında yaptığımız tüketimler. Yani bir malın talebi arttıkça fiyatı artar. Fiyatın artmasa da enflasyon olur. Merkez Bankası buna hazırlıyor aslında. Yani örneğin şimdi o seyircimizin sorusuna cevap vermiş olayım. İşte diyor ki Perşembe günü para politikası kurulu var. Faize bir indirim, faiz kararı ne olur? Evet. Şimdi tekniğine baktığınızda, Merkez Bankası'nın başkanının geçen hafta yaptığı açıklamaya ben baktığımda şunu anlıyorum, yani adam daha açık nasıl söylesin? Adam diyor ki şu an indiremem, hatta ve hatta belki bir parça, çok küçük bir parça artış da olabilir diyor aslında. Ben öyle anlıyorum, tamam ben bunu belki biraz teknik anladığım için anlıyorum da Türkçesi şu, şu an halen daha Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var. Evet. Hani dizginlenmiş durumda değil, üfe tüfen üzerinde gibi teknik kısımları var. O seyircimize de cevap vermiş olan bir faiz düşürme beklemeyin. Ha şimdi böyle söyleyince de ben bir hafta böyle söyledim, düşürdüler. Hani ya dediler hani düşmeyecekti falan. Tabii ki bu benim tahminim. Evet, bir altın genel şeyi var bugün mesela hocam, değil mi? Bir altın. Bir kuyumcularla alakalı değil mi devletimizin? Evet. Bir belli bir miktar herhalde ne derler ona, teminat gibi istiyor. Evet. O öyle bir uygulamaya geçirmiş. Yani orada Merkez Bankası'nın başkanının yaptığı açıklama önemli. Toplumu belki algısal olarak hazırlıyor, belki yönlendiriyor ki böyle de olması lazım, dünyanın her yerinde böyle.
bir faiz düşüşü beklemiyorum, onu belirtmiş olayım. Hocam bir soru daha var. Diyorlar ki bu görüşlerinize göre 10 yıl sonra en prestijli işi veya mesleği ne olabilir? Dijitalleşme ile ilgili bir şey olacak hocam. Sosyal medya ile ilgili. Yani muhtemelen. Evet, ben de öyle sosyal medyanın yönetimi, işte dijital, kodlama. Zaten şu an temel şey bence burada hani genç arkadaşlarımız varsa, kardeşlerimiz varsa onlara da bir şey olsun belki, ama belki araştırmak, okumak isterler. Hani şey, içerik üretmek. Artık bir 5 sene, 10 sene sonra içerik ürettiğin kadar artık evet, toplumda var olacaksın. Yazılım. O yüzden de yazılım, aynen yazılım, işte içerik, kodlama vesaire. O yüzden de şey, bana göre en prestijlerinden bir tanesi dijital yaşama uygun olarak çıkan iş sektörleri olacaktır diye düşünüyorum. İşte sosyal medya, dijital evet, pazarlama, evet, işte algı yönetimi mesela, bu da bir şeydir. Tabii bu şekilde. Toplum mühendisliği falan toplum gibi. Toplum mühendisliği aynen. Bizim evet, mesela sosyologlar için, işte sosyal bilimlerdekiler için algı mühendisliği yapıyorsunuz derler mesela. Evet, evet, gerçekten evet, de doğru bir şey yani. Az evet, önce bahsettiğim şeyler hepsi birbiriyle ilintili. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür sonuna geldik. Ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere. İnşallah diyorum hocam. Sağ çok olun, teşekkür ediyorum. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.